Dünyamız son 500 yılda çok ciddi dönüşümler yaşadı. Bu dönüşümlerin merkezinde insanların yerküredeki kaynakların kontrolünü hızla ve katlanarak ele geçirmeleri yatıyor. Nüfus oranlarına bakarsanız bu artışı net bir şekilde görebilirsiniz. 1500 yılında dünyada 500 milyon insan yaşıyordu. 1900 yılında sadece 400 yıl sonra bu sayı 1 milyar 600 milyona ulaştı. Ve bugün 21. yüzyılın başlarında dünya üzerinde neredeyse 7 milyar insan var. Bu artışı mümkün kılan değişiklikler aynı zamanda dünyamızı da dönüştürdü ve bugünkü dünyayı yarattı. Yeni buluşların ciddi ölçüde artması bu dönüşümün temelini oluşturdu. Peki neden yeni yapılan buluşlar birdenbire bu kadar arttı? Bu tarihçilerin 100 yıldan fazla süredir tartıştıkları bir soru. Öyle hemen şimdi çözebileceğimiz bir soru değil ama en azından en önemli etkenlerden 3 tanesini inceleyebiliriz. Birinci önemli değişim, dünyadaki 4 ana bölge arasındaki engellerin kalkması oldu. Bu durum Alışveriş ağının boyutunun genişlemesini ve çeşitlenmesini sağladı. İnsanlık tarihinde ilk kez farklı bölgelerin farklı bitkileri, hayvanları, gelenekleri, ticari malları hatta fikirleri yeni yeni ortaya çıkan küresel ağda kendine yer buluyordu. 1519 ve 1522 arasında bir Portekiz filosu bütün dünyayı dolaştı. Bunu daha önce kimse yapmamıştı. 1550'lerde, 16. yüzyılın ortasında Amerikan mısırı Çin'de yetiştiriliyordu. Çin'in pirinç yetiştirmeye elverişli olmayan bölgelerinde mısır üretilmesi nüfus artışını da beraberinde getirdi. Domates, patates ve tatlı patates gibi diğer Amerikan bitkileri Afro-Avrasya'da ilk kez yetiştiriliyordu. Yemek çoğaldı ve her yerde nüfus artmaya başladı. Afro-Avrasya kökenli bitkiler de okyanusun diğer tarafında yetiştirilmeye başlandı. Mesela şeker ve kahve. Aynı şekilde at, sığır, koyun ve domuz gibi hayvanlarda öyle. Aslında atların durumu biraz ilginç çünkü atlar zaten Amerika kıtasında ortaya çıkmış ve evrimleşmişti ancak muhtemelen Amerika kıtasına gelen ilk insanlar atların soyunu tüketti. İspanyollar atları Amerika'ya geri getirdiklerinde Kuzey Amerika'da uçsuz bucaksız düzlüklerde yaşayan Amerikalıların yaşam tarzlarını değiştirdiler. Ne yazık ki Atlantik'i geçerek Amerika'ya ulaşanlar sadece bitki ve hayvanlar değildi. Çiçek gibi dönemin önemli hastalıkları da yeni kıtaya geldi ve bu durumun hastalığa hiçbir bağışıklığı olmayan Amerikan nüfus üzerindeki etkisi çok ağır ve dehşet verici oldu. Amerika'da çiçek yüzünden ölenlerin sayısı Afro-Avrasya'da vebadan ölenlerden çok daha fazlaydı. Günümüzde Bolivya sınırları içinde kalan ancak o dönem İspanya imparatorluğunun bir parçası olan Potosi şehrindeki bir dağdan çıkartılan gümüş, 1570'lerde Meksika'dan Avrupa'ya, Filipinlere ve Çin'e ulaşarak ilk küresel para birimi oldu. Aynı şekilde yeni bilgiler de bir yerden başka bir yere ulaşıyordu. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni adetler, yeni bitkiler, yeni mahsuller, yeni yıldızlar ve hatta yeni dini inançlar. Tüm bunlar dünyaya daha doğrusu insanlara dünya hakkında yeni fikirler verdi ve bilimsel devrime katkıda bulundu. 1800'lere geldiğimizde Avustralya, Asya ve Pasifik bölgeleri de küresel düzene dahil olmaya başlıyordu. Bu yeni yükselmekte olan küresel düzen şimdiye kadar dünya tarihinde ortaya çıkan en geniş, en çeşitli ve en zengin alışveriş ağıydı. İkinci önemli değişim, ticaret ve piyasaların öneminin artmasıydı. Daha önce gördüğümüz gibi gelişen medeniyetlerde elitler ve yöneticiler güç ve tehdit ile kaynakları ele geçirmeye çalıştılar. Ancak tüccar, zanaatkar ve işçi gibi gruplar da rekabet piyasasında para kazanmak zorundaydılar. Bu nedenle mallarını, iş güçlerini ya da hizmetlerini piyasada satmak istediler. Rekabetçi piyasada başarılı olmak içinse yenilikçi olmaları gerekiyordu. Yani rakiplerinden daha iyi mal, daha iyi iş gücü ve daha iyi hizmet sunmak zorundaydılar. Bu da rekabetçi piyasaların geliştiği yerlerde yeniliklerin neden fazla olduğunu bize kısmen açıklıyor diyebiliriz. İşte bu nedenle tarım çağında Venedik ve Bağdat gibi ticaret şehirleri yeniliğin en çok görüldüğü yerlerdi. Aynı durum tarım medeniyetlerinin arasında kalan malların güç tehdidiyle alınıp satılması yerine piyasada ticaretinin yapıldığı bölgeler için de geçerliydi. 1500 yılından sonra genişleyen küresel alışveriş ağları dünyanın her köşesinde ticaretin ve piyasa düzeninin önemini arttırdı ve toplumu dönüştürmeye başladı. Hükümetler ticaretin inanılmaz bir kazanç kaynağı olduğunu fark ettiler ve tüccarları desteklemeye başladılar. Bu durumun en somut örneği, devletlerin sürekli yeni gelir kaynakları bulmak için savaşta olduğu ve tüccarların büyük ölçüde uluslararası ticaretle uğraştığı Avrupa'da yaşandı. Değişim aynı zamanda sıradan insanları, özellikle de köylüleri etkiledi. Nüfusun arttığı bölgelerde köylülere yeterli toprak kalmadı. Bu nedenle para kazanmak için yeni yollar bulmak zorunda kaldılar. Genellikle ücret karşılığında iş güçlerini sattıkları işlere yöneldiler. Zaman içinde köylüler de dokumacılık gibi meslek dallarında zanaatkar olarak piyasaya girmeye başladılar. Üçüncü önemli değişim ise fosil yakıtlardan yeni enerji kaynaklarının elde edilebilmesi oldu. Britanya gibi bazı bölgelerde yakacak odun sıkıntısı baş gösterdi. Halbuki modern çağ öncesinde odun dünyanın en önemli enerji kaynağıydı. Yeni enerji kaynağı arama çalışmaları hız kazandı. 1700'lerde James Watt gibi bazı mucitler az masraflı buhar makinesini geliştirmeye başladılar. Böylece dünyadaki geniş ve büyük ölçüde kullanılmamış kömür kaynakları ucuz enerjiye dönüştürülebilecekti. Buhar makinesinin icadı dünyanın tamamen değişmesine yol açacak enerji devriminin de başlangıcını işaret ediyordu. 19. yüzyılın başlarında buhar makinesi tekstil ve diğer pek çok ürünün sanayileşmesi ve endüstriyel ölçekte üretilebilmesini sağladı. Demir yollarının ve buharlı gemilerin icadıyla ulaşımda da devrim yaşandı. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında içten yanmalı motorlar gibi yeni buluşlar petrol ve doğalgaz gibi diğer fosil yakıtlardan da faydalanılabilmesini sağladı. Daha önce bu kadar ucuz enerji mümkün değildi. Bu da tabii ki çok önemli. Fikir olması için sizinle birkaç istatistik paylaşabilirim. Paleolitik çağda her bir insanın günde ortalama 2-3 bin kilokalori enerji kullandığını tahmin ediyoruz. Bu sizin hayatta kalmak için ihtiyacınız olandan az daha fazlası. Tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, rüzgar ve suyun gücünden faydalanılmasıyla birlikte bu durum bazı bölgelerde kişi başına günde 10-12 bin kilokaloriye kadar çıktı. 21. yüzyılın başında ise insanların kişi başına günde ortalama 200 bin kilokalori enerji kullandığı tahmin ediliyor ve bunların çoğu fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu muazzam değişimi tam olarak anlayabilmek için fosil yakıtların bir gecede yok olduğunu ve enerji tüketimimizi %90 ya da 95 azaltmamız gerektiğini düşünün. 19. yüzyılın başında bu üç etken yani ilk küresel alışveriş ağının oluşturulması Ticaret ve piyasanın öneminin artması ve fosil yakıtların bulunması dünyanın bazı bölgelerinde toplumları dönüştürmeye başladı. Bu bölgeler değişikliklerden en çok fayda sağlayan bölgelerdi. Genellikle Avrupa ve Kuzey Atlantik kıyı şeridi ve bu şeridin etrafındaki yerler. Bu bölgelerin bazılarında yaşayan toplumlar hızla zenginleşip güçlendiler ve ilk gerçek modern toplumu yarattılar. 1900'de fosil yakıtlara dayalı endüstriyel üretim teknikleri Avrupa, Kuzey Amerika, Rusya ve Japonya'ya yayılmıştı. Yeni buluşlar özellikle tekstil, demir ve çelik ürünleriyle boya ve suni gübre gibi kimyasalların üretilmesinde etkili oldu. Demir yolları ve buharlı gemilerden sonra telgraf, telefon ve radyonun icadıyla ulaşım gibi iletişim alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Ticari faaliyetleri geliştirmek için kullanılan bilimsel laboratuvarların açılması da etkili oldu. Tüm bu süreç insanlar için seyahat, ticari mal ya da fikir alışverişi kavramlarını değiştirdi ve hızlandırdı. Tabii ki bu etkenler devletleri de değiştirdi. Ticaret ve piyasa kanunlarının gitgide hakim olduğu bir dünyada devletler daha önce hiç karşılaşmadıkları idari zorluklarla karşılaşıyorlardı. Artık güç zoruyla köylülerin elinden kaynaklarını almak mümkün değildi. Ücretli işçi olan vatandaşların sayısı arttıkça devletlerin de piyasayı yönetme ihtiyaçları doğdu. Fransız ve Amerikan devrimleri sırasında Hükümetler vatandaşlarıyla seçimlerin yapılması ve zorunlu askerliğin getirilmesi gibi yollarla tamamen yeni bir ortaklık geliştirmeye başladılar aslında. Kitlesel eğitim ya da bankacılık gibi yeni hizmetler sunmaya başladılar. Sonuçta devletler daha güçlü, daha karmaşık, daha piyasa odaklı ve çok daha zengin oldular. Endüstri devrimi para ve gücün uluslararası dengesini tamamen değiştirdi. Güç, tarım çağının eski merkezleri Akdeniz, Mezopotamya ve Doğu Asya'dan tamamen farklı bir yere geçti. Merkezi Kuzey Atlantik bölgesi olan yeni bir güç merkezi oluşuyordu. Bu güç değişiminden dolayı fayda sağlayan diğer yerler Amerika, Güney Afrika ve Avustral Asya'nın Avrupalı göçmen toplumlarıydı. 19. yüzyılın sonlarında Britanya, ABD, Fransa, Almanya ve onları takip eden Rusya ve Japonya gibi ilk endüstriyelleşen toplumlar artan zenginliklerini önce zırhlı helikopter ve makineli silahlar gibi modern askeri teknolojiler üretmek için sonra da güçlü ordular ve imparatorluklar kurmak için kullanmaya başladılar. Yeni sanayi toplumları eski dünyanın süper güçleri olan Hindistan ve Çin'i fethettiler. 1900 yılına geldiğimizde Hindistan, Britanya tarafından yönetiliyor ve Çin ekonomisi endüstriyel güçlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir konsorsiyonla idare ediliyordu. Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Afrika sömürgelere bölünmüştü. Sanayileşmenin güç anlamına geldiği aşikardı. 1900'lerin başında artık dünya ikiye ayrılmıştı. Endüstriyel yani sanayileşmiş, zengin ve son derece güçlü olan bu küçük bölgeyle çok daha büyük ama daha zayıf sanayileşmemiş ve fakir olan bu bölge. Öyle görünüyor ki son birkaç yüzyılda yaşanan değişimler dünyayı ikiye bölmüş ve iki farklı bölge yaratmıştı. Zengin ve fakir bölgeler. Bu değişimlerin ortaya çıkardığı en önemli sonuç zengin bölgenin diğer fakir bölgenin iyiliğinin pahasına bu durumdan çıkar sağlıyor ve zenginleşmeye devam ediyor olmasıydı aslında.